Sayın Dedat, gündemi oluşturan domates, sürekli domates son birkaç ay, özellikle son bir hafta ve bir aydan bu tarafa çok ciddi manada ülke gündemini oluşturdu. Ancak şunu iyi takip etmemiz lazım. Üreticiden bu domatesin bir piyasası, bir borsası oluşmakta her gün. Şimdi domatesin dönemsel olarak baktığımız zaman Türkiye piyasasında iki noktada piyasa kurulur. Kış döneminde Antalya, Kumluca, yine yaz döneminde de Temmuz ayı itibariyle de Antalya, Elmalı'da üretici fiyatları belirlenir. Her gün aynı bir borsa gibi, aynı bir doların, dövizin belirlendiği gibi her gün günlük piyasası, üreticiden biz domatesi aldığımızın bir piyasası kurulur. Bu dediğimiz piyasa, izleyenlerimiz şunu çok rahat takip edebilir. Nedir? İnternet vasıtasıyla Elmalı, Toptancı'lı üretici fiyatları olarak girdiklerinde çok rahat şekilde her gün günlük domates ve diğer sebze fiyatlarını çok rahat takip görebilirler. Şimdi domates gündemde olduğu için söylüyorum. Domatesin dünkü Antalya, Elmalı'da toptancı hali oradaki üretici fiyatı 3 lira 40 kuruş. Bakın 3 lira 40 kuruştan bahsediyorum. Bu domatesin Denizli'ye 30 kuruşluk bir nakliye, işçilik, sandık gibi maliyet hesabını koyduğumuz zaman 3 lira 70 kuruşa Denizli Toptancı'nda şu an duruşu bu. Fakat bu domatesin Denizli halindeki satışı yine 3 lira 70 kuruş, 3,5 lira. Ve zararını satıyoruz. Ve yarından itibaren de diyoruz ki biz 3 lira 70 kuruş mal ettiğimiz ürünü 3 lira 80 kuruşu satmayacağız. Zaten daha önce satamıyorduk. Bu saatte sonra hiç satmayacağız. Hükümetimizi destekleme babında. Bu domatesi yarın Denizli Toptancı'ndan 3,5 liraya çok rahat bir şekilde tüketicimiz isteyen gelip satın alabilir. Tabii bu bahsettiğim rakam en kaliteli domatesten bahsediyorum. 1 liraya da domates alabilirler bizden. Yani bugün yarın geldiklerinde 1 liraya da domatesimiz var, 2 liraya da var ama maksimum en yüksek rakam 3,5 lira. İsteyen tüketicimiz gelip Denizli Toptancı'ndan, madem ki bu enflasyonun düşmesi noktasında devletimizin buna ihtiyacı var, biz de sonuna kadar arkasındayız ve desteğimizi vereceğiz ve diyoruz ki 3,5 liraya yarın en kaliteli domatesi Denizli Toptancı'ndan alabilirler. Bunu sadece domates olarak düşünmemek lazım. Yine en çok tüketilen sebzeler, meyve sebzelerden örnek patates. Bugün patatesin üreticiden çıkış fiyatı, toprak altı dediğimiz rakamı, yani toprağın altında daha işçilik yapılmamış, sökülmemiş patatesin kilogram fiyatı 1 lira 10 kuruş. Niğde, Nevşehir bölgesinden buraya maliyetini hesap ettiğimizde 40 kuruş, 50 kuruş takribi işçiliktir, nakliyedir, çuvaldır gibi maliyetini koyduğumuz zaman 1 lira 60 kuruşa Denizli Toptancı'yla maliyeti var. Ve diyoruz ki buyurun 1 lira 60 kuruş bize yarın patates. Biz maliyetine artık bu saatten sonra ürünlerimizi satacağız. Bizim de katkımız bu olacak. Ve diyoruz ki domatesinde özellikle onu belirtmek istiyorum son kez. Çünkü domates çok gündem oluşturdu. Domatesin suçlusu biz değiliz. Esas bu konuyu farklı tartışmamız lazım. Domatesin bu yılki bu ekstrem bir fiyat oluşmasının ana sebeplerinden bir tanesi domateste Tuta Absolita isminde bir böceğin olmasından dolayısıyla domatesteki hasat rekoltenin çok düşük olması, işte arz talebin arzın eksik olması, talebin çok olması, fiyatları yükselten mekanizma burası, haller falan değil. Ama illaki bugün akşam, bugün, yarın tüketicimiz, izleyenlerimiz en yakın markette fiyatı alsınlar ve ertesi gün lütfen bize gelsinler, baksınlar fiyatlarımıza. Aradaki uçurumun nereden kaynaklandığını kendileri çok iyi fark edecekler. Eğer ki bu domates hala marketlerde 7 lira, 8 lira gibi rakamlarda, 6 lira, 5 lira gibi rakamlarda satılıyor ise işte sorumlusu bizden sonraki aşamadaki bu işi yapan her kimse. Ve buradan da tüm yetkililere göreve davet ediyoruz. Lütfen bizden sonraki aşamayı takip edin. Bize değil. Ve diyoruz ki son olarak evet biz yılbaşına kadar Denizli Toptancı olarak tüm Türkiye'de bir kıvılcım yaktık. Bu kıvılcımın Türkiye'ye yayılarak biz büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta Türkiye Haliler Federasyonu olarak Antalya'da bir toplantımız var. Ve zaten bunu şifayen bir karar aldık. Bunu resmi bir karar alacağız. Ve bu uygulamayı tüm Türkiye'de Türkiye Haliler Federasyonu Türk Hali olarak uygulamaya geçirterek
o enflasyon sepeti içerisindeki sebze meyvenin her ayki açıklanan o enflasyon sepetinde birinci, ikinci, üçüncü kalemlerinde sebze meyve olması bizleri çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla bunun geri çekilmesi için bizler de artık biraz da itici bir güç olacağız ve Türkiye ekonomisine dediğimiz gibi çorbada tuzumuz olsun babında da bir katkı vererek devletimizin yanında olduğunu göstereceğiz.